Evet, son partimizde analiz sonuçlarını Etabs'ten nasıl okunabileceğini göstereceğim. Display'den Story Response Plots seçeneğini tıkladığımızda buradan hangi yüklemeye göre analizi seçeceğimizi seçiyoruz. Ben demoda çalışıyorum. Kırık versiyonlarda çalışmam. Burada örneğin AXP'yi seçiyorum. Daha önceden girdiğimiz load case bu. Maximum store displacement, bu seçilebilir. Diyaframdaki displacement seçilebilir. Story drifts seçilebilir. Eğer kattaki shear kuvvetlerini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben o kattaki store displacement'ı seçmek istiyorum. AXP'ye göre bu. Ya da AEP'ye göre diyelim. Şuradan unformatted'ı seçersek, formatted'da sayılar biraz daha toparlanmış gördüğünüz gibi. Ama ben biraz daha küsürlü sayılar istiyorum. Şunları şöyle Ctrl C ile kopyalayıp Excel tablomuza yapıştırabiliriz. Aynı şekilde diyafram ötelenmelerine bakabilirsiniz. Şu şekilde. Display'den asıl Show Tables'tan birçok şey var. Onu görebiliriz ama onun öncesinde Deform Shape'ten modu seçerseniz periyotlara hemen hızlı bir bakış atabilirsiniz. Şu şekilde. Hızlı bir bakış. Displacement'tan analizden load case. Buradan results'tan daha doğrusu modelden period ve frequency'den periyotları daha detaylı irdeleyebilirsiniz. Structure result'tan story'lerdeki katlardaki kuvvetleri görebilirsiniz. Ne kadar, hangi katta ne kadar kuvvet var. Base reaction'dan toplam ağırlığı yakalayabilirsiniz. Displacement'tan bir kattaki toplam ve maksimum ve ortalama displacement'ları görebilirsiniz. Burada otosismik model loads otosismikten şunu seçerseniz deprem kuvvetlerini yakalayabilirsiniz. Şu şekilde örneğin. Tabi model deprem kuvvetine bakmak için spek XP, spek XN, spek YP ve spek YN gibi kuvvetleri tanımlamanız gerekiyor. Şurada örneğin ortalama ve maksimum displacement'ları yakalayabilirsiniz. Şu şekilde. Tabi EYP ve XP'ye göre hareketliliklerde vesaire çıkan değerlere itibar etmiyoruz. Base reaction'dan burada Z yönünde gelen toplam yüklere bakabiliriz. Mesela live hareketli kuvvet yük 5 kat için 500 ton. Tek kat için 100 ton. Ekran görüntüsünü zaten göstermiştim. Bunun gibi ayrıntılar. Ayrıca sorunuz varsa cevaplarız. Ama test kapsamında kullandığımız özellikler bunlardı.